Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz, nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ben öncelikle sizi tebrik ediyorum bir girişimci hanımefendi olarak. Teşekkür sanayilerde ederim. Az gördüğümüz bir yeri hayata geçirmişsiniz. Ekibinize ve size başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. Ben Yasemin Altınok. Normalde kimya mezunuyum. Aslında bu sektörle hiç alakalı olmadan evet. Bu sektörün içerisine girdim ve yapmak istediğim şeyi yapıyorum şu an. Güzel. Uzun yıllar bir tecrübeniz var değil mi sektörde? Kurumsal var. Yerlerde herhalde. Evet, kurumsal yerlerde çalışıyordum daha öncesinde. İşte hasar danışmanlığı yaptım. Yine mini onarım danışmanlıkları da yapıyordum. Daha sonrasında işte dediğim gibi hani çok istiyordum kendi bir olsun diye. Yani. Evet, bir hayalim var. Onu gerçekleştirmiş oldum. Güzel. Allah utandırmasın diyelim. İnşallah iyi gitsin. Şimdi birinci yılınızdasınız ama bu kısa süreç bir özet yapacak olsanız nasıl gidiyor çalışmalar? Şu an birinci yılımız olmasına rağmen çok iyi devam ediyoruz. Şu an 12 tane sigorta şirketiyle özel anlaşmamız var. Ayrıyetten tabii ki bunun haricinde dışarıdan gelen araçları da alıyoruz. Sadece sigorta evet. Şirketleriyle çalışmıyoruz. Evet, evet. Kadro olarak da hani... Başarılı bir ekip kurdunuz herhalde. Kurdum, evet, o yüzden onun da birazcık da rahatlığı var. Bayanlar biraz fazla sizde. Benim dikkatimi çekti ama güzel bir şey yapmışsınız aslında. Ya aslında birazcık da şöyle bir şey var. Hani bayanların sanayiye gelmesi birazcık insanları tedirgin ediyor. Eskiden değil mi birazcık? Evet, bir... hani hep sanayi olduğu zaman sanki erkek egemen bir yermiş evet, gibi evet. Algılanıyor ama biz birazcık da bu algıyı yıkmak bu istiyoruz galiba. Tabii yıkmışsınız biraz. Evet. Güzel. Peki kaç kişisiniz ekip? Yani ortalama şu an 10-12 kişiyiz. Civarında bir ekibiniz var. İki yeriniz var değil mi bizim? Evet. Şu anda burası var. Bir de ayrıyeten boyanemiz var. Güzel. Toplamda 1000 metrekarenin üzerinde bir yeriniz var. Evet. Toplamda iki yeriniz. Neler yapıyorsunuz? İş başlıklarınızı öğrenelim. Kaporta işlemi yapıyoruz. Boya işlemi ve ayrıyeten mekanik var. Mekanik ve motor olarak. Nasıl geliyor araçlar size? O sistemi biraz açalım mı? Yani mesela sadece tabii sigorta kaskodan da biraz bahsedin ama düz ayak gelen konuklarınız da vardır mutlaka. Ya bazısı internetten görüyor, bazısı işte daha öncesinden bizden almış olduğu hizmet karşılığında evet. Geri dönüşlerimiz oluyor. Hani hı-hı. Bunlar bizi zaten en çok mutlu eden de zaten geri dönüşlerin olması. Yani o verdiğiniz... İşte başka birisinin önerip evet, onun önerisiyle geliyor olması beni daha mutlu ediyor ve daha çok tatmin oluyor evet, açıkçası işimde. Güzel. Araç geliyor, kabul için evet. İş emri açıyorsunuz. Ondan sonra süreci bir özetleyelim mi? Şimdi araç için iş emri açtıktan sonra yapılacak işlemlere bakıyoruz. Misal işte hani eğer kaportaysa önce kaporta işlemi yapılıyor, daha sonra boyaneye geçiyor araç. Yine boyası yapıldıktan sonra pastası, temizliği güzel bir şekilde yapılıp aracı teslim hale getiriyoruz. Mekanik bölümde motora mı bakıyoruz sadece? Motor da var, bakım da yapıyoruz. Ayrıyeten hasarlı araçlarda biliyorsunuz mekanikte de hasar evet, olabiliyor. Evet, evet. Ayrıyeten onların da giderimi yapıyoruz. Teknolojik olarak bütün donanımınız var değil mi? Yani artık çağımızın gerektiği gibi hareket ediyoruz değil tabii mi? Tabii ki. Yani bilgisayarlarımız var, arıza tespit cihazlarımız var. Hı-hı. Hani her şekilde hepsini yapıyoruz yine aynı şekilde. Şase çektirme tezgahlarımız. Güzel. Mutlaka. Güzel. Tabii ki teknoloji çok ilerliyor. Biz de yetişmeye çalışıyoruz. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Yani onu da gördükçe yavaş yavaş zaten tamamlayacağımız bir sistemden bahsediyoruz. Kaç aracı alabiliyorsunuz aynı anda? Randevuyla çalıştığınız durumlarda oluyor mu? Yani günlük ortalama 5 araç alıyoruz. 5 araç. Evet. Tamam. Güzel. Yol yardımımız var mı? Biz sizi yolda kaldık, aradık. Çalışmış olduğumuz, anlaşmalı olduğumuz çekici şeyimiz var, güzel. Bir firmamız var. Olabiliyorsa yerinde müdahale yoksa ediyoruz. Buraya getiriyoruz evet. Değil mi aracı? Peki, şimdi 2023'teyiz. 2024'e doğru gideceğimiz bu süreçte sizin kurumsallıktan gelen o bilinirliği buraya taşımaya mı çalışacağız? Nedir planlarınız? Yani Kocaeli'de... Ben servis olarak akla gelen ilk servislerden birisi olmak istiyorum. Asıl amacım bu. Ama hizmet kalitemizde. Tabii ki kesinlikle. Yani burada işte evet burada bir arka otomotiv var dediklerinde evet orası güzel denilsin. Hmm. İşte evet işçiliği güzel denilsin diye istiyorum. Ha, bunu yaparken de evet kurumsallık da var hani evet, şirketimizde. Evet. Biz bunu da hani kurumsallıkla da yapmak istiyoruz. Yaptığımız işlemlerde 2 yıl garantimiz var mesela. Aa, o da var. Tabii ki. Güzel, güzel. 2 yıl boyunca eğer
yapılan işlem hatalıysa 2 yıl boyunca tekrardan aracı kabul ediyoruz kabul ve herhangi bir ücret talep etmeden devam ediyoruz. Siz o zaman anladığım kadarıyla biraz esnaflık, biraz şöyle kurumsallığı evet. karıştırıp ortaya güzel bir şey çıkaracağız evet. anladığım kadarıyla. Zaten yol haritanızı o şekilde de çizmişsiniz. Hanımefendilerle birlikte güzel bir ortam yaratmışsınız burada. Bekleme yerlerimiz de var. Evet. Burada çayımızı, kahvemizi içerken aracımız aşağıda işlemleri yapılabilecek kesinlikle. Anladığım kadarıyla. Peki, size başarılar diliyoruz. Kullandığınız malzemeler de çok önemli. Onları bölgeden mi temin ediyorsunuz? Bilindik markaların ürünlerini mi seçiyorsunuz? Şimdi şey olarak kaporta ve boya farklı biliyorsunuz. Evet, evet. Mekanikte ama özellikle mekanikte kullandığınız parçalar. Genellikle araç sahibine sunuyoruz. Hani hangisini kabul ederse kendisi diye tercih. Ama tabii ki bunun haricinde çoğunlukla orijinal parça tercih sebebimizdir. Evet. Çünkü sıkıntı olmaması. Birinci seçeneğimiz değil mi? Evet. Oldu. Ama biraz konuğa bırakıyorsunuz anladığım kadarıyla o boyutunu. Tabii ki. Çünkü ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz evet. malum. Onu da artık beraber istişareyle çözmeye evet. çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki sizi tercih eden sürücülerimize neler aktarmak istersiniz? Bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Yani bizi tercih etmeleri bizi mutlu eder açıkçası. Buraya gelip en azından tanışmalarını isteriz evet. bizimle beraber. Evet. Buyursun gelsinler bir çayımızı kahvemizi içsinler en azından. Evet, hem de evet. görsünler yaptığımız işle alakalı. Tabii bence de yani insan önce bir dediğiniz gibi orayı analiz edip verilen hizmet kalitesini görüp kararlarını evet. öyle versinler kesinlikle. Diyelim. Biz sürücülerimize mesaj olsun. Hangi sanayideyiz yerinizi bir söyleyin. İzmir Sanayi Sitesi içerisindeyiz. 13. Cadde 314. Tamam. Buradan ulaşabilirler size. Peki. Şimdi sürücülerimize tabii şunu da uyaralım. Özellikle aldıkları yakıt, yıl içerisindeki yapılacak bakımlar önemli. Bunları da geciktirmesinler. Bakımlarını, yağ değişimlerini, hava filtreleri, polendir. Bunlara da dikkat etsinler. Şimdi kıştayız. Kış lastiklerimiz. Performans açısından bunlara da dikkat etsinler. Diyelim canımız yanmasın. Peki ben size, ekibinize başarılar diliyorum. İnşallah ilerleyen zamanda markamızın büyüme yolunda tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Çok, çok teşekkür ederim.